Efendim merhaba. Evet, dünkü seçim sonuçlarının ardından artık yeni dönemde neler yaşanabilir? Bunun üzerine programlarımızı şekillendirmeye başlıyoruz. Tabii iki farklı unsur var. Birincisi iç siyasetin tekrar reorganize olmasına yönelik bir takım beklentiler. İkincisi ise Sayın Akıncı ile birlikte, yeni Cumhurbaşkanı ile birlikte Kıbrıs müzakere sürecinin de Mayıs ayı başında başlayacağı düşünüldüğü zaman sürecin bizi nereye götürebileceği üzerine bir takım fikirleri ortaya koyma noktasında böyle iki bacaklı bir süreç bizi bekliyor. Bunları konuşacağız tabii. Bu akşam Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin MYK toplantısı var. Önemli bir toplantı. Çünkü Sayın Başbakan'ın olağanüstü genel kurula davet edebileceği, yani daha erken bir tarihe CTP kurultayını çekmesi ve yeniden aday olmaması. Yeniden aday olmaması demek başbakanlığı devam eder mi etmez mi tartışmalarında beraberinde getiriyor. Cumhuriyetçi Türk Partisi yeni bir dönemi inşa etmeye başlayacak. Ve tabii ki bu seçim hezimetinin ardından Ulusal Birlik Partisi ve Demokrat Parti'de taşlar nasıl yerinde kalacak ya da nasıl yerinden oynayacak, bunları da bu süreç içerisinde göreceğiz. Ve dediğim gibi ikinci konu da tabii ki müzakere süreci. Bugün ağırlıklı olarak müzakere sürecinde nelerin yapılması gerektiğine yönelik bir takım düşünceleri Sayın Ali Erel'den almaya çalışacağız. Ama tabii ki iç siyasete ilişkin de fikirler önemli. Onunla ilgili de konuşmaya çalışacağız. Hoş geldiniz Ali Bey. Aytun merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ ol, ben iyiyim, sen nasılsın? Güzel, yani bir taraftan bir yorgunluk var ama bir taraftan da enerji depoluyoruz. Böyle sürekli gündem yenileniyor, konuşacak çok şey, rutinlikten çıkıyoruz falan. Böyle bir gündemi kovalama gayreti içerisindeyiz tabii. Ümit edelim ki rutinden çıkıyoruz. Çıkıyoruz. Evet. Çıktık. İyi, beklenilen de bir şey Evet, artık herhalde evet. bu ölü toprağının Kıbrıs Türk'ü üzerinden bir şekilde kalkması gerekirdi. Zannederim şimdi Sayın Akıncı'nın Cumhurbaşkanlığıyla birlikte bu süreci yaşayacağız. Ama ilk şeyden gireyim. Önce kısaca bir iç politikadaki taşları konuşalım. Bu seçim sonuçlarının yaratacağı depremi değerlendirmeye çalışalım. Sizce kısa vadede neler öngörüyorsunuz? Seçimin sonuçları nasıl yansıyacak iç politikaya? Yani iç politika, yani parti siyaseti daha doğrusu çoktan sıkıntıya girdi diye düşünüyorum. Son 5-6 yıldır devam eden bir düşüşü var. Bence artık Kıbrıslı Türkleri sağ sol ya da falan partici falan partici diye ayırmak çok kolay değil. Bir ortak payda, yeni bir ortak paydaymış gibi görünüyor ama 2003'lerden başlayan bir ortak payda var bu. Çözüm federal bir Kıbrıs'a doğru bakış açısı bizi esas ayırıyor şu anda toplumda. Ama çok güçlü bir cephe olduğunu görebiliyorum. Ben birçok programda da birçok konuda da bunu gündeme getirdim. Yani referandum sonrası, 2004 referandumu sonrası ortaya çıkan bir %65'lik kesim vardı. Sonra bu çok uzun bir süre sessiz ve sanki uykudaymış gibi. Ama hep de böyle el yordamıyla hissediyorduk ki oradadır. Yani bu çözüm isteyenler ve bu şekilde bir çözüm isteyenler hep oradadır. Bu anayasa referandumunda, geçen yıl yapılan anayasa referandumunda bir kez daha ortaya çıktı. Evet. Aşağı yukarı %65. rakamlar aynı zaten. Ben hep onun üzerinde bu Cumhurbaşkanlığı seçiminin o paydada yapılması gerektiğini düşünüyordum ve hatta birinci turda da çok fazla da mutlu değildim yapılan söylemlerden, propagandalardan. Çünkü dört adaydı, beşinci bir aday vardı. Hatta yediydi adaylar da. Mustafa Onur Er'in de bazı katkıları oluyordu sürece. Fakat neticede hiçbir aday o ortak paydada bir duruş sergilemedi. Çok sakin, sessiz, heyecansız bir süreç yaşandı diye düşünüyorum. Galiba Birinci ortak tur. payda herkes yani çok Oraya yanaşmaya çalışanlar oldu. Evet. Ama neticede çok keskin, bariz bir çizgi var. Yani buradan hiç korkmamak lazım. Ben herkesi kucaklayacağım, ben herkesi cumhurbaşkanıyım falan söylemleri bence çok fazla geçerli değil. Burada çok keskin bir duruş var.
Kıbrıslı Türklerin varlığı için çözüm gereklidir diye inananlar, erken bir çözüm gereklidir diye inananlar ve onun Annan planı benzeri bir federalist bir yaklaşımla inananlar, bütün partilerin üzerinde veya dışında diyelim bir ortak payda oluşturdu. Bu artık bir partiliydi de neden bu adaya verdiği sorusunu ortadan kaldırdı. Zaten partiler başarısız oldu, bütün partiler başarısız oldu. Bağımsız aday kazandı. Bu da çok ciddi bir göstergedir diye düşünüyorum. %65. Burada o günle bugün arasında o %4 bir fark var. Evet. O %4 fark daha fazla retçi oldu. En düşük katılım sergilendi birinci turda da. İkinci turda da çok bir şey değişmedi. 60'da orada çıktı. 62'de 60 orada. %40 gibi görünen ya da %38 gibi görünen bir retçi grup var ama bunun %20'sini ne yapsanız sen daha götüremezsiniz. Bu her ülkede de bu zaten böyle. %10 civarı bir yurt dışında yaşamı olan var. Bir daha tamamen ilgisiz, alakasız olanlar var. Belki çok yaşlıdır, belki sebepleri vardır. Ama pasifize olduğu ya da bir netice doğursun diye sandığa gitmeyen %15-20 bir oy var bugün. Yani %62'nin üzerinde mutlaka %90'lara kadar bile çıkan bazen sonuçlar olur bizde ama %80-90 arası olmalıydı diye düşünüyorum. Orada bir %20 var. O %20 bugünkü seçmen sayısına göre aşağı yukarı 35 bindir. Bu 35 binin bir kısmı ikinci turda harekete geçti ama çok değil. Evet. Ama bir kısım da yeniden pasifize oldu. Örneğin CTP'den bir kısım pasifize oldu. Yani küstü diyelim. Kudret Özersay'ın oylarından bir kısmı pasifize oldu. Onların yerine yeni bir girdi oldu o pasif duran veya bir netice doğurmaya çalışanlar. Ama bunu doğru okumak lazım. Bu oylar bence erken bir çözüm platformunun oylarıdır. Bu platformun sahibi de şu ana kadar yoktur. Ama Akıncı'nın etrafında bu platform toparlanmıştır. Şimdi beklentiler vardır tabii Akıncı'dan bu yönde. Bakalım. Yani başarılar dileriz. Sıkıntılı bir süreç olacağını düşünüyorum. Çünkü Güney'in de buna hazır olması lazım. Türkiye'nin çok ciddi boyutta, bakmayın siz işte Avrupa Birliği Bakanı şunu söyledi, Dışişleri Bakanı da bunu söyledi, Başbakan Davutoğlu da çözüm isteriz dedi. Türkiye'nin çözümü farklıdır. Bunu mutlaka herkes görüyordur. Nasıldır? Bir tanesi yani Türkiye buradaki mevcudiyetini kendi güvenliği açısından ihtiyaç duyduğunu düşünen bir proje içerisindedir. Öyle de düşünüyorum. Garantörlük hakkı bunu kendisine. Garantörlük hakkı bunu vermez. Vermez. Çünkü garantörlük hakkı zaten bir çözüm olacaksa orada olmayacak. Dolayısıyla esas sıkıntı orada yaşanacak. Garantörlük olsun mu olmasın mı? Ama onun siz öncesinde yapılması... Bir federal çözümde garantörlüğün tamamen ortadan kalkacağını... Garantörlüğün mutlaka şekil değiştirmemesi halinde çözüm olmayacağını düşünürüm. Çünkü diğer ortak... Şekil değiştirmesi, şu daha farklı, kalkması daha farklı herhalde. En azından şekil değiştirmesi ile mümkün olacak bir çözüm diye düşünüyorum. Çünkü güneydeki ortak bunun bu şekilde olması halinde cevabı hayırdır. Ve gene hayır olacaktır. Yani ekonomik krizi vardı, petrol konusunda sıkıntı vardı falan. Bunlar 74'te yaşananları tekrarlayabileceğini düşündükleri bir yeni çözüm şekline evet demeyecekler diye düşünüyorum. Dolayısıyla orada bir sıkıntı var. Zaten oraya galiba gelene kadar daha geçilmesi gereken, konuşulması gereken çok başka şey var. Başka şeyler de var ama. En sona bırakılıyor zaten genelde garantörlük. İşte zaten... Sadece iki liderin konuşabileceği bir olgu değil. Bence iki liderin konuşması gereken bir olgu olması lazım. Çünkü Yunanistan büyük bir oranda ben vazgeçmeye hazırım noktasındadır. İngiltere böyle ikisinin ortasında durmaya çalışır. O da hüsleriyle ilgili bazı garantiler almak ister ki Annan planına bunu ilave ettiydi. Evet dedi ben bir miktar toprak vermeye hazırım ama topraklarımın karşısındaki su koridorunu yani münhasır ekonomik bölgeyi bana vereceksiniz ki şu anda yoktur. İngilizlerin, yani egemen İngiliz üslerinin münhasır ekonomik bölgesi yoktur. İşte oradaki o petrol metrol falan hikayeleri. Bence garantörlük
çok ciddi bir sıkıntı doğuracak. Ama Kıbrıslı Türklerin ekonomik olarak kendi ayakları üzerinde durması çözüm için de yeterli bir ivmeyi yaratması gerekecek. %65 orada duruyor olsa bile kafalarda hep bir soru işareti var. Ve seçimden iki gün önce birisi çok uzun uzun e-mail'de ve Facebook'ta bir belge dolaştırdı. Biliyor musunuz güneyde ne kadar yolsuzluk var, biliyor musunuz ne kadar sıkıntı var? Bir çözüm olması durumunda Kıbrıslı Türklerin üzerine ne kadar bir ekonomik yük yüklenecek gibi bir manaya gelen bir yazı da. Bu da çok genel anlamda kabul gören, bizim maaşları kim ödeyeceği indirgenen bir meseledir, bir kaygıdır. Topraktan daha önemlidir diye düşünürüm. Toprak da önemlidir tabii. Şimdi Kıbrıslı Türklerin kendi kendilerine yeterli gelmesi için ve bir çözüme ivme katması için veya paralelinde çözümle paralel bir süreç yaşanması için Kıbrıslı Türklerin mutlaka Avrupa Birliği'nin Gümrük Birliği'ne katılması lazım. Başka türlüsü yok yani bunun. Yani bir türlü ürettiğimizi satabileceğimiz direkt uçuşların, direkt sevkiyatların gerek insan gerek mal akışının sağlanabilmesi lazım. İşte burada bir sıkıntı. Bu noktada işte güvenli yaratıcı önlemler adı altında konuşulmasını sağlamak istiyor anladığım kadarıyla Sayın Akıncı. Dünkü seçim zaferi konuşmasında da buna dikkat çekti. Yani Maraş'ın yeniden konuşulması, kapsamlı çözüm beklemeden konuşulması, bunun karşılığında direkt uçuş, hatta Lefkoşa eski havaalanı, Gazi Mausa, Ercan, yani bunların tümünün oturulup tekrar bir tartışılması gerektiği. Rum liderin de bu yönde Sayın Akıncı seçilirse bunları konuşmaya hazırız şeklindeki demeci de ilginçti. Çok zor bir pakettir o. Bir defa Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını tanıyorum diyorsa taraflar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının gereğini yerine getirmesi lazım diye düşünüyorum. Yani 550 sayılı Güvenlik Konseyi kararı der ki, hiçbir ön şartsız, bir paket içerisinde olmadan, karşılığında bir şey talep etmeden, kapalı Maraş'ın Birleşmiş Milletler denetimine, gözetimine verilmesi lazım. Ve nokta. Onun bir eki yoktur. Ön şartı da yoktur. İfade edilen bir direkt ticaret ifadeciliği vardır. O çok tehlikeli bir taleptir. Çünkü direkt ticaret tüzüğünden bahsediyorsa o Avrupa Birliği'nin müktesebatı ve yasaları çerçevesinde de yasa dışı bulunmuş, rafa kaldırılmış bir tüzüktür. Bunu Maraş'ı verecek olsanız bile karşılığında size kimsesi veremez. Bunun adı Gümrük Birliği'dir. Gümrük Birliği konuşulmalıdır. Malların ve kişilerin serbest dolaşımından bahsediyorsak, Kıbrıslı Türkler, yani Kıbrıs'ın kuzey coğrafyası bakımından bahsediyorsak, direkt ticaret tüzüğünü çağrıştıran bir şeyleri talep etmememiz lazım. Direkt ticaret tüzüğü sadece Mausa'dan KKTC mühürüyle ihracat yapılmasının önünü açan ama Avrupa Birliği, parlamentosu ve konseyi tarafından da illegaldir, bu yasa dışıdır diye reddedilen bir tüzüğü biz size Maraş'ı verelim de bize bunu verin diyorsak tam açık değildir orası. O imkansızı talep etmektir. Gümrük Birliği'ni talep ediyorsak zaten Maraş'tan ayrı olarak Gümrük Birliği'nin yalnız başına bile talep edilmesi mümkündür. Yani bir şeyi verelim bir şeyi alalım yerine. Maraş zaten BM kuralları çerçevesinde verilmesi lazım. Ama Maraş'ın altını doldurmamız lazım. Maraş çok sıkıntılı bir şeydir Türk ordusu bakımından. Ben verilsin diyorum ve ön şartsız verilsin diyorum. Ve ayrıca da paralelinde Gümrük Birliği talep edilsin diyorum. Ama biri o birinin ön şartı haline getirilmesin diyorum. Çünkü Gümrük Birliği limanları da çözer, alanları da çözer ve sizin ihracatınızı da çözer, ithalatınızı da çözer. Sizin Türkiye ile Güney arasında ve Türkiye ile Avrupa Birliği arasında bir ara pozisyon yakalamanızı yani da çözer. Buna Rum resmi politikası nasıl yaklaşır? Onlar sıcak bakar. O daha önceden ta 2005'lerden konuşulmuş bir şeydir. Hatta bunu resmi olarak Avrupa Parlamentosu da kendi kayıtlarına geçirmiş ve talep etmiştir. Bu mümkündür. Bizim taraf bunu reddediyor. Bizim tarafın reddetme nedeni kuzeydeki askeri hareketin diyelim. Yani mühimmat, İHA ve asker gidiş gelişinin gümrüklerden olduğu, dolayısıyla
Gümrük Birliği'nde Avrupa Birliği'nin gözetim ve denetimi olacağı için giriş çıkış noktalarında bunun gözlenebileceğini, dolayısıyla buna karşı oldukları. Ama bu resmi olarak Kıbrıslı Türklerin temsilcisi aracılığıyla talep edilmiş de değil. Sadece bu reddedilmiştir tek taraflı olarak. Halbuki Kıbrıslı Türklerin herhangi bir ortaklıkta eşit ortak olabilmesi için mutlaka dünyayla ekonomik bakımdan entegre olması lazım. Bilahare hukuk bakımından da entegre olması lazım. Ama uluslararası hukukun içerisinde girmek Kıbrıs sorununun çözümü anlamına gelir. Halbuki daha önceden ekonomik olarak aktivitelere başlayıp kendine güven kazanıp ben bunun üstesinden gelebilirim, kendime güveniyorum, ürettiğim malı satabilirim, hellimi de satarım, diğer üreteceğim sanayi ürünlerini de satarım, tarım ürünlerimi de satarım noktasına eğer gelirse Kıbrıslı Türkler, çözüm için çok daha süratli bir %60'lar daha yukarılara çekilir diye düşünüyorum. Şimdi bizim süratle bir, Gümrük Birliği'nin önünde de bir engel oluşturan, çok uzun süredir de tartışılan ama ismi konmayan bir talebimiz olması lazım. Ateşkesin sonlandırılması lazım. Hiç başka çaresi yok bunun. Ateşkes sonlandırılmazsa doğal olarak savaş halinin devam ettiği, ateşkeste yaşayan bir coğrafyada son sözü ordu komutanı söyler ve söylemeye devam edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki kararın kaldırılması. Başka yolu yok yani. Söylediğiniz. Aynen odur. Yani bir ülkenin savaş hali devam ediyorsa, ki bunu kimse reddetmiyor ve ateşkeste yaşadığımızı da kimse reddetmiyor. Bunun sadece çözümle kalkabileceğine yönelik. Bunun çözüm öncesi kalkmaması halinde Gümrük Birliği'ne girmek de mümkün değil. Çözüm öncesi kalkmaması halinde sizin demokratik zeminde seçim yapmanız da mümkün değil. Son sözü kim söylüyor ateşkeste? Ordu komutanı söylüyor. Herkes demokratik bir seçim olduğu yolunda. Zemine bakmak lazım. Ateşkeste yaşayan bir toplumun ne kadar demokratik bir zeminde olduğunu tartışabiliriz. Bence seçimler olmasın demiyorum. Seçimlerde biz de destek verdik. Bu şeye de destek verdik. Sayın Akıncı'ya da destek verdik. Alenen de destek verdik. Sonsuz da destek verdik. Ama alternatifinin seçilmemesi Akıncı'nın seçilmesinden çok daha kötüydü. Akıncı'nın seçilmesi bir %60'ı 65'i bir araya getirdiği için, iki o referandum ruhunu harekete geçirdiği için çok daha doğru bir karardır. Ben dediğim gibi ama sıkıntılı bir döneme girdiğim, öyle güllük gülistanlık bir döneme girmiş değiliz. Biz iş yapılacak olan bir döneme girdik. Çünkü temsil eden kişi bunları talep edebilecek kapasitede bir kişidir. Talep etmesi halinde karşıdan tepkilerin geleceği de kesindir. Çünkü Türkiye'nin değişmemiş bir politikası vardır, güvenlik politikası vardır. Kıbrıs topraklarını da bu güvenlik politikasının parçası halinde görüyor Türkiye. Eğer bu eksilirse benim güvenlik zafiyetim ortaya çıkar diyor. Türkiye kamuoyu daha farklı bakıyor. Biz buraya kan döktük, bu topraklar bizimdir da diyor. Çünkü dönemden Avandan planının tartışıldığı süreçte biz Kıbrıs'a vizayla mı gideceğiz? Farklı para mı kullanacağız diye sorular oldu. Bu bizim kan döktüğümüz, şehit verdiğimiz topraklardır diyor Türkiye kamuoyu ve aksini de Türkiye kamuoyuna söyleyen bir ses yok henüz. Dolayısıyla bunlar... Politika olarak bunu benimserse Türk kamuoyunu rahatlıkla da bu şekillendirebilir. Şimdi yani. Bir ara bu başka türlü denendi. Zaten Kıbrıslı Türklerin beceriksiz, zaten Kıbrıslı Türklerin besleme, zaten Kıbrıslı Türklerin dinsiz, yeterince Türk. Başbakanın hatırlayacaksınız elini bir general sıkmadıydı. Önce evet. Türklüğünü ispat et dedi. Dini açıdan farklı bayrağa, vatana, Türklüğe bakış açısından ispat etme ihtiyacı olmayan bir topluluktan bahsediyoruz. Ve işte o besleme harekatı da onu yapmaya çalışıyordu. Türkiye kamuoyuna mesaj vermeye çalışıyordu esas da. Bunlar şudur budur diye. Bunları gazımaya niyetim yok benim. Benim niyetim erken ve en erken şekilde Federal Kıbrıs'a nasıl ulaşabiliriz ve bu yolda yürümeye başlayacağımız bu günlerde, çünkü benim değerlendirmem 11 yıllık bir ara verdik. Hı hı. Bu 11 yıl bizim için kayıptır. Ama toplumların hayatında bu sonsuz öneme sahip değil.
toplumların hayatı çok daha uzundur. Bizim hayatımızda ve bizim çocuklarımızın hayatında çok önemli bir 11 yıldır ama geriye bakarsak 63'lerden beri, 58'lerden beri mutlaka zaten aynı şey yaşanıyor. Şimdi Birleşmiş Milletler'in işte son Aydın'ın verdiği mesela son temsilci benim burada. Yani bu tarz mesajların bu tarz mesajların tutarlılık ölçüsü nedir? Yani şimdi bir takım zorlayıcı unsur olması için düşünülür bu. Ve BEM'in son iki genel sekreteri de bir takım daha farklı söylemler kullandığı için Rumlar tarafından tabiri caizse yani AYDE'de dahil aforoz edilmiştir. Evet. BEM'in bir ağırlığı her temsilciye yaptılar. Ağırlığı olabilir mi? Yani bu bir dönüşüme. Şimdi Aytuğ, ben izledim. İngilizcesini de okudum şeyin, AYDE'nin açıklamasının. AYDE başka bir şey söyledi esasında. Yoruma açık olabilir ama ben sonuncusuyum, benden sonra da biri gelmeyecek demedi. Yani ben sonuncusuyum ve doğrudur yani. 30 tane geldiyse ben 30'uncuyum ve 30'uncu ve sonuncuyum. 31. gelinceye kadar da ben sonuncuyum anlamında söylenmiş bir sözdür. Ama Türk politikası bunu başka türlü çevirdik ve dedik ki ya bundan sonra gelmeyebilir. Bu da Kıbrıslı Rumlara bir tehdit olur. Bilirsiniz ki Kıbrıslı Rumlar Türklerden daha fazla ister. BM askerinin arabulucu olarak Kıbrıs'ta kalmasını ve Kıbrıs Cumhuriyeti daha ciddi bir maddi katkıda bulunur. Buradaki birleşmeler gözetiminin devam etmesi için. Ama biz Kıbrıslı Rumlara gözdağı verecek şekilde onu değiştirdik ve dedik ki ya sonuncusudur, bundan sonrası da gelmeyebilir. Bence öyle bir anlamda söylenmiş değil ama aksini de söylemiyorum. Yani bunun sonuncusu olmadığını da söylemiyorum. Ama söylenen şekliyle İngilizce'de ben sonuncusuyum. Ben daha diğerleri gibi çaba harcayacağım. Bence bir fırsat penceresi var. Anastasiadis kendini referandum döneminde boynunu uzatmış, elini taşın altına koymuş, ciddi fireler vermiş bir politikacıdır. Sayın Akıncı referandum sürecinde aynı şekilde, aynı pozisyonda elini taşın altına koymuş bir politikacıdır. Dolayısıyla bunların ilk defa bir araya geliyor olması tabii bir görüşe göre biz sağı solu, solu sağı, sağı sağı, sol sol bütün liderleri karşılaştırdık ama bir çözüm bulamadık. Dolayısıyla bizim hedefimiz yanlıştır. Federal çözüm hedefidir yanlış olan, liderler değil başarısız olan diye de bir yorum da var. Evet. Bunun öyle olmadığını ben düşünüyorum. Bunun bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Bu konuda risk almış iki politikacı var. Talat'la Hristofias'tan bahsedildi. Hristofias zaten referanduma karşı çıkan bir politikacıydı. İki ayda erteleme isteyen bir politikacıydı. AKEL bölünmesin, parçalanmasın diye de hayır diyen bir tarafıydı. Dolayısıyla orada bir sıkıntı yaşandı. Bugün konjonktür daha iyi mi çözüm için? Ben daha iyi olduğunu düşünmüyorum. Ama her dönemki kadar bizim önümüzde bir fırsat var. Ve bu dönemki fırsat diğerlerinden biraz daha olgun, biraz daha büyük bir fırsattır. Ama karşılıklı sinerji çok önemlidir. Yani Kıbrıslı Rumlara dediğinizde Maraş'ı veriyorum. Ama siz de bana direkt ticareti vereceksiniz. Bu çalışmaz. Kıbrıslı Rumlara Maraş'ı veriyorum ama garantörlüğü de dokandırtmam derseniz bu da çalışmaz. Kıbrıs durumlara derseniz Türklerin de tabii kırmızı çizgileri var. O başka mesele. Ama Kıbrıs durumlara derseniz kuzeydeki mülkünüzün bir bölü üçünü vereceğim size. O da olmaz. Olmayacak. Yani çünkü insan haklarına aykırıdır. Kıbrıslı Türklerin de Poli'deki, Baf'taki, Leymos'undaki mülkleri de kendilerinindir. İnsan hakları değerlerine saygılı bir çözüm olacaktır. Olacaksa. Şimdi burada nereden başlayalım? Toparlayalım nereden başlamamız gerektiğini. Bence maddi olarak kendi kendimize yeterli gelmemizin birinci kuralı gümrük birliğine girmektir. İkinci kuralı zaten paralelde giderler tam da değiller ama para birimimizi süratle euroya çevirmektir. Biz bunu da kendimiz yapabilir miyiz bunu? Yaparız. Yani para birimini değiştirmek için AB'nin iznine ihtiyacımız yoktur. Bu geçmişte yanlış algılandı, yanlış da lanse edildi. Dönemin hükümetleri tarafından 2005'lerde
AB bize izin vermez falan dediler. Ama biz araba fiyatları nedir şu anda? Eurodur. Daire fiyatları sterlindir. İnşaat demiri fiyatları dolardır. Yani bize ne Amerika karşı çıkar ne Avrupa Birliği karşı çıkar. Biz para birimimizi euro kullanacaksak, maaşlarımızı da euro ödeneceksek ancak burada ciddi bir gelire ihtiyacımız var bizim. Bize ekonomik geliri gümrük birliği sağlayabilir. Yani ürettiğimizi gönül rahatlığıyla gidip acaba geri dönecek mi korkusu olmadan hem Türkiye'ye hem Güney'e hem de diğer Avrupa Birliği ülkelerine rahatça satabilmemiz gerekiyor. Bu gümrük birliğidir. Bunun paralelinde para birimidir. Bunun yanında bir şey yapmamız lazım. Bizim Maraş'ı ön şartsız vermemiz karşılığında da hiçbir şey talep etmemek ama paralelinde de gümrük birliğini talep etmektir. Biri o birinin karşılığı olmaması kaydıyla çözüm isteyirsek eğer Kıbrıslı Türklerin reddetmeyeceği, Kıbrıslı Rumların da reddetmeyeceği gerekli değişiklikleri garanti anlaşmasında yapmamız lazım. Ancak bütün bunların hepsinin üstünde bizim bunları yapabilmemizin mutlaka ateşkesin kaldırılması. Başka da yürüyecek yolumuz yoktur. Eğer biz yürüyeceksek bu çerçevede yürüyeceğiz. Bir başka varsa onu da dinleyebiliriz. Şöyle bir düşüncem var. Ben tartışmak istiyorum. Toplumların talep etmediği, toplumların istemediği, iki farklı halkın bir araya gelerek oluşturacağı bir federasyondan bahsediyoruz biz. Ve bunun çatısının nasıl oluşacağına yönelik fikirler ortaya atıyoruz ama iki toplumun da talep etmediği bir anlaşma çatısının liderler anlaşsa bile ne kadar sağlıklı olur ya da biz güven yaratıcı önlemleri bir taraftan daha sık konuşsak, tartışsak, devreye koysak ve bunun yaratacağı halklar arasındaki sinerjiden sonra kapsamlı çözümü düşünsek daha doğru bir yöntem değil midir diye ben bunu konuşmak da isterim. Bir defa liderler imzalasa da halklar reddediyorsa zaten referandumlarda reddolunacak ve orada duracak nokta. Çünkü onların imzasıyla uygulamaya girebilecek bir çözüm şekli yok. Neticede her türlü çözüm şekli toplumların onayını almak durumunda. Bu ön şarttır. Propagandalarla bunları yönlendirebiliyoruz ama. İyi ama referandumdan, demokrasiden bahsedeceksek referandumlarda yani yeterli bir çoğunluk. Ben referandum hayati bir mesele olduğu için %51 değil ama %65'in yeterli bir çoğunluk olduğuna inanırım. Evet. O %65 haricinde mutlaka her ülkede, her sistemde, her türlü başkanlık, yarı başkanlık ne olursa sistemin adı %35'ler, 40'lar, 45'ler karşıt bir kesim her zaman olacaktır. Mutsuz bir kesim olacaktır. İngiltere'de de var. İngiltere'de Avrupa Birliği'ne girilmesine karşı olan ciddi bir kesim var. Evet. Yunanistan'da Avrupa Birliği'nden çıkılmasını talep eden çok ciddi bir kesim var. Ama demokrasi ise yani %51 kabul görür. Teknik olarak kabul görür. Ama toplum vicdanında yara açmaması çok önemlidir. Çünkü o %49 çok ciddi sıkıntılar yaratabilir. Mutlu değilse çözümden. Dolayısıyla çok daha fazla olması, ne kadar fazla olursa o kadar daha yaşayabilirdir. Ama neticede toplumlar %60-65 oranında buna onay verdikten sonra mutlaka bir kültür değişikliğine gitmek lazım. Artık siz ve biz olmaktan çıkıp biz olmamız lazım. O çatı yakınlaştırması lazım. Uzaklaştırıcı çatı ise eğer yaşamayacak. Yaşamayacak ve çok daha kötü neticeler de doğurabilir. Ama bence toplumlar bir ders çıkarttı. Kıbrıslı Rumlar buna hayır derken %76 oranında çok büyük bir kesim şu anda %50'nin üzerinde evet'e dönüştüğünü söylüyor. Tabii referanduma gitmeden de bilemeyiz. O oranın biraz düştüğüne yönelik evet. Ama referanduma gidecek olan planın da içeriği çok önemli. Mesela siz eğer bir planı garanti anlaşması olduğu şekliyle
referanduma götürürseniz karşı taraftan zaten imza almayacak. Liderin imzasını almayacak. Ama liderin imzasını alsa bile toplumun imzasını almayacak. Geçen de hatırlarsınız çok ciddi boyutta çözüme, federal çözüme karşı olan iki lider vardı, söz konusuydu. Biri Rauf Denktaş'tı, biri Babadoğlu'suydu. Bunların her ikisinin de referanduma konacak olan planı imzalamama gibi bir pozisyonları vardı. Onların imzası olmadan referanduma gidildi. Öyle bir değişiklik yapıldı 5. versiyonunda anlam planının. Ve liderlerin imzasına gerek yoktur dediler. Ve bir referanduma gittiler. Öyle bir yöntem de sergilenebilir ama şu anda ona gerek yok. Liderlerin imzalayacağı bir planın referanduma gitmesinde çok daha fazla fayda var diye düşünürüm. Yani çok önemlidir zaten orada reddetmeyecek liderlerin olması çok önemli. Şu anki liderler böyle bir pozisyonda değil. Gerçi Anastasiadis'in hani az önce muhalefetteykenki tavrını aslında konuşup elini taşın altına koyma ama güneyde de sürekli olarak bu ulusal konseyden dolayı gerekiriz Sofyas'ın belki de şimdi... Ortak belgede hatırlayacaksınız. Çok ciddi bir tepki aldı Anastasiadis. Ortağı reddetti ve terk etti. Evet. Ama ona rağmen ben gideceğim dedi. Güneyde anahtar nerededir bilir misiniz? Akel'in Anastasiadis'i desteklemesinden geçer. Başka türlü olmaz. Ki burada benzerini yaşadık. Dün yaşadık. CTP kendi adayını değil, bağımsız bir adayı destekledi. Kendi adayını desteklemeyi reddetmedi. O ikinci, birinci turda o aşıldıydı. İkinci turda. Yani eğer %65'lik platform orada olmuyor olsaydı Akıncı'nın da seçilmesi çok zor olurdu. Güney'de de böyle bir platform oluşması halinde Omiru'nun reddetmesi ya da küçük partilerin reddetmesi %12'lik, %18'lik partilerin reddetmesi çok fazla şey değiştirmeyecek. Tabii iki ana Akel ve Disi Akel bunu da Güney'deki çözümcüler veya federalistler diyelim çabalıyorlar. Ama komünist partilerde, kendine komünist partisi diyen partilerde diyelim, o da tartışılır çünkü, çok fazla konservatif gördükleri partilerle işbirliği yapmak yoktur derler. Ama biz de mesela, daha doğrusu bir güneyden bakalım, Akel'in desteğiyle Babadoğlu'nun Cumhurbaşkanı oldu. Radikal bir sağın. Kuzeyde Serdar Denktaş'ın partisiyle koalisyona giden hep CTP oldu. Evet. Yani dolayısıyla bazan oluyor. Ama sağın büyük partisiyle solun büyük partisinin yan yana geldiği çok fazla olmuyor. Orada da aranan odur. Güney'de aranan odur. Oradaki yapı biraz daha fazla. İki tane anahtar parti, iki tane de ana parti var. O iki ana partinin çözüm şeklinde uzlaşması lazım. Yani Anastasiadis de zaten Akel'in reddettiği bir şeye evet diyecek değil. Orada bir yakınlaşma olmalı. Kuzey'de de bu %65 sağ sol temelinde birleşmedi Kuzey'de. Güney'dekiler daha bariz duruyorlar. Ama Kuzey'de... Daha parti oyları var orada. Orada partiler daha güçlü. Burada artık bizde parti oyları erimiş durumda. Partiler kontrol edemiyor. Belki seçimlerde oy alacaklardır. Yani mutlaka %30'lar alacaklar, 25'ler alacaklar falan ama yönlendiremiyorlar. Kıbrıs meselesi geldi mi kendi şeylerini. Benim bir yorumum var o konuda. Kuzey'de üzerine oturtulan, hepimizin üzerinde yaşadığı sistem partileri şekillendirdi. Partiler sisteme karşı değil, sistemin üzerinde toparlanmaya, temizlenmeye, belki açılım yapabilir miyiz, istihdam yaratabilir miyiz, trafiği düzenleyebilir miyiz? Halbuki bu da olmuyor. Dolayısıyla her şey seçilen yıpranıyor Kuzey'de. Evet. Güney'de de tabii daha farklı belki ekonomik krizler falan oldu ama orada partiler daha çok kontrol ediyor kendi tabanlarını. Şimdi ümit etmek isteriz ki Kıbrıslı Türklerin kendi kendilerine yeterlik olacakları bir ekonomik sistem kimseyi rahatsız etmez. Çünkü bunu bilerek söylüyorum. Yani bir yerde kendi özgüvenini kazanmış Kıbrıslı Türklerin konuyla ilgilenen diğerlerinin onayını almadan bir federal sürece girebilme olasılığı var.
federal sistemin gerçekte bölge ülkelerine de faydalı olacağını ikna etmemiz lazım. Yani bizim sadece kendi toplumumuzda değil görevimiz. En çok çözümü isteyen biz isek hep bu söylendi. İtici güç de biz olacağız. Dolayısıyla hem Güney Kıbrıs'a mesaj vereceğiz, hem Türkiye kamuoyuna mesaj vereceğiz, hem de Türkiye güvenliğini oluşturan devlet politikasına bir mesaj vermemiz gerekecek ki burayla ilgili askeri projeler veya beklentilerin bir yerde yersiz ve geçersiz ve gereksiz olduğunu Türkiye politika yapımcılarının da kabul etmesi lazım. Anlaşılan odur ki o derin devlet dediğimiz Türkiye'de bitti, tükendi, bir devlet vardır dedikleri şekilde gelişmedi. Bizim seçimlere mesela ciddi bir oy kaydırması yapıldı ilk turda. Ondan sonra da tekrar bu dönüp Sayın Eroğlu'na yeniden kaydırılarak bir şekil verilmeye çalışıldı. Burada çalışmaların yapıldığını herkes de biliyor. Dolayısıyla burada hala bir etkileşim vardır Türkiye'den. Sadece burada yaşayan vatandaşlar üzerinden değil, direkt Türkiye'nin güvenlik ihtiyacı tırnak içerisinde politikaları gereği Kıbrıs'a bir şekil verilmeye çalışılıyor. Bence Kıbrıslı Türklerin bu fırsattır. Kimsesiyle kavga etmeden, kimsesiyle sürtüşmeye, kavgaya girmeden Kıbrıs Türklerin ihtiyacı budur diyebilecek ve bunu müzakere edebilecek, tartışabilecek bir zeminin oluşturulması lazım. Yani bizim iki masaya ihtiyacımız var. Bir masayla olmuyor bu iş. Bizim Güney Kıbrıs'la müzakere ederken Türkiye'yle de bazı şeyleri müzakere ediyor olmamız lazım. Bunun mesajını verdi zaten Sayın Akıncı birinde. Verdi. Yani akşamki konuşmasında da bunun müzakere edilmesi lazım ve kimsenin de buna, yani bazı örnekler de verdi. İşte Avrupa Birliği Bakanı geldi, şunu söyledi, Başbakan geldi, bunu söyledi, Kıbrıs meselesinin çözümü. Yalnız orada açık olmayan bir konu vardı. İşte müzakere edilmesi gereken odur. Çözüm isterim diyen Türkiye yetkilileriyle, çözüm isterim diyen Kıbrıslı Türklerin temsilcileri aynı şeyden mi bahsediyoruz ve güneyde çözüm isterim diyenlerle örtüşüyor muyuz? O zaman çözüm olacak. Aksi halde olmayacak. Yani bunları örtüştüremezsek, ben de çözümcüyüm. Kıbrıslı Türkler de çözümcüdür. Ama Kıbrıslı Rumlar da çözümcüdür ama örtüşmüyorlar. Mesela garanti anlaşmaları konusunda şu anda örtüşme yoktur. Askeri durumun, ateşkesin çözüm öncesi mi, çözüm sonrası mı kaldırılması konusunda bir uzlaşma yoktur. Maraş'ın, onun altını biraz evvel doldurmadık sanıyorum. Hı hı. Türk ordusu bakımından 41 yıldır sadece ve tek Türk ordusu kontrolünde tutulan bölgenin çok ciddi yıpranmaya neticesinde bugünkü duruma gelmiş olmasının dünya kamuoyunda tartışılmasını Türkiye şu anda kaldıramaz diye düşünüyorum. Yani evet, Akıncı'nın bu konuda söz verdiğini ve indiğini bağladığını biliyorum. Bunun için ciddi bir mücadele vermesi gerekecek toplumun karşılığında da gümrük birliğini talep edebilmemiz için. Aksi halde Rum toplumu soracak bize. Tamam da Maraş'ı vermeden siz nasıl istersiniz gümrük birliğini? Bire birbirinin karşılığı olmasa bile sen bir jest yapacaksın, ben de başka bir jest yapacağım anlamındadır bu. Bence bunu yeniden müzakere etmesi gerekecek Türkiye'nin kendi içinde. Evet, doğrudur. O yıpranmış Maraş'ın dünya basınında manşetlerde çıkması zaten ekonomisi ciddi bir baskı altında olan Türkiye'nin prestiji, yani notunu düşürdürse eğer, o çok ciddi bir sıkıntı olarak Türkiye'ye geri dönecektir. Türkiye biliyorsunuz askeri bakımdan, hatta resimlerini çekenlerin askeri mahkemede yargılandığı bir yaklaşıma sahiptir Maraş konusunda. Resimlerini dahi çekemezsiniz. Bu bir askeri ihtiyaçtır. Ve eğer çekerseniz askeri bölgenin resmini çektiniz diye askeri mahkemede de yargılandınız. Hala daha bugün öyle mi bilmiyorum. Çünkü sivillerin askeri mahkemede yargılanması değiştiydi diye biliyorum. Ama çok önemli olduğu neticesine varabilirim ben. Neden bu kadar sıkı korunmaktadır Maraş resimlerinin çekilmemesi konusunda?
Burada bir neden var. Bu da bence bir yüz kızartıcı durum var şeyde. Ve bunun ancak bir çözümle birlikte çözülmesi, çözümle birlikte gündeme gelmesi ve hatta tercihen, ki bu da konuşuldu, bunun dozerlerle yıkılıp düz bir arazi olarak geri teslim edilmesi hep konuşuldu. Annan planında da konuşuldu. Hatta bir ihale hazırlığı vardı. Benim bilgime de geldi 2004'te referandum öncesi Maraş'ın mevcut durumunun yıkılması, tamamen arazi şeklinde sokulması ve hatta sahildeki otellerin yolun bu tarafına çekilerek zaten bir yanlış bir gelişme evet. vardı orada. Orada bir bazı sıkıntılar var. Dolayısıyla Maraş, evet BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde verilmelidir. Bunu da Kıbrıslı Türklerin %60-60 kusur oranla seçtiği temsilcisi söylemiştir. Ama ateşkes devam ediyorsa bu sözü nasıl yerine getirecektir? Orada işte çıkarlar söz konusu olur artık. Karşılıklı sevgi, saygı. Evet ama benim çıkarım da var, senin çıkarın da var. İşte bu çıkarları nasıl örtüştüreceğiz? Bir soru da var size sevgili Vatan Mehmet sormuş. Görüşmeci olma ihtimali nedir Sayın Erel'in diye. Çünkü yazıldı da sizin görüşmeci olabilme ihtimaliniz üzerine duran bazı makaleler oldu. Yani insanlar herhalde böyle bir şey konuşulmadı bilmiyorum ama basın yayın organları yazarlar bazen dönem dönem yakıştırırlar ama böyle bir şey ne konuşuldu ne gündeme geldi zaten bu iş için çok erkendir bir teklif yapılmadı bir değerlendirme de yapılmadı yani bu sadece sanırım basın organlarının ve basın yayın köşe yazarlarının yakıştırmasıdır ve nokta. O kadardır yani. Başka olsa değerlendiririz, bakarız. Yani öyle bir şey de demiyorum. Öyle bir şey yok orta yerde. Olmayan bir şeyle ilgili konuşmayabiliyorsunuz. İspekülasyon yapmak lazım. Yani şu andaki ispekülasyondur. İspekülasyona ispekülasyonla cevap vermek lazım ki o da benim tarzım değil. Evet. Peki. Zaten konuşmanızın göbeğine oturttuğumuz konu en önemli konu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde karardır çözüm için. Ama yani şey değil, yani, gümrük birliği onunla ilgili değil. Onunla ilgili değil. Yani Maraş'la gümrük birliğinde aynı pazarlık payı olarak düşünmemesi gerekir. İkisi farklı bir şekilde çalışabilir. Bununla ilgili de mesajlar nettir. Ve TBMM'deki kararın kaldırılmasıyla da ancak kapsamlı çözümün olacak. Yolu açılabilir şeklinde. Hı-hı. Tamam, bu konularla ilgili netleştirmiş olduk bilgileri. Peki bunları, bu tespitleri yaptıktan sonra ümidiniz var mı yeni dönem için Sayın Akıncı bu denli radikal girişimleri bizim için şu an radikal olarak görebiliriz, yapar mı? Şimdi bu %60'ın bir araya gelmiş olması çok ciddi bir takibatın olacağı. Eğer doğru değerlendiriyorsak çözüm platformu yeniden kuruldu. Bu çözüm platformu bu oylarının takipçisi olacak diye düşünüyorum. Ama zaten Sayın Akıncı da bunları reddetmiyor. Ama belki teşvik etme ihtiyacı olacak, belki yüreklendirme ihtiyacı olacak, belki sivil toplumun destek vermesi ihtiyacı olacak, birlikte fikir üretme ihtiyacı olacak. Bunların hiçbiri 2004'ten sonra bir yaklaşım vardı. Hep beraber yaşadık. Dendi ki siz siyasileri seçtiniz, evinize gidin, bundan sonrası bizim. Bugün o söylenmiyor. Ama daha uygulama yok. Eğer söylediklerinin altını dolduracaksa Sayın Akıncı ve toplum ve baskı gruplarıyla, baskı grupları zaten sivil toplum dediğimiz, olmazsa olmazlarıdır modern toplumların artık. Bu modern toplum olacaksak biz bu baskı gruplarını teşvik edeceğiz. Hatta nereden teşvik edeceğiz? Devlet bütçesinden teşvik edeceğiz ki bunlar yaşayabilsin, yeşerebilsin, fikir üretsinler ve politikacılara ikinci traktan yardımcı olsunlar. Eğer bu çalıştırılırsa ben umutluyum. Olabilir çünkü burada herhalde Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin rolü de önemli olacak. Kesinlikle. Cumhuriyetçi Türk Partisi'ni ve ona oy verenleri, onun üyelerini yok saymak mümkün değil. Ancak ciddi hataları oldu yöneticilerinin. Ciddi hatalar olmaktadır bugün. Ümit ederiz ki hatalar giderek azalır. Hatasız parti olmaz tabii ama yani örneğin bugün yaşanan süreç,
kendi adayının desteklenmemiş olması, yeterince desteklenmemiş olması. Parti içinde bir daha önceki parti başkanının bu UBP için konuşuldu. Ama o konservatif bir partiydi. Biraz da galiba toplum tarafından zaten doğaldır gibi karşılandı UBP için. Ama bu CTP için doğal değildi. Çok sıkı bir örgütlenmesi vardı. Bir parti disiplini vardı. Ama bu gördüğümüz kadarıyla parçalandı. Bunun yeniden tesis edilmesi, bu kadar sıkı bir parti disiplini değil, daha demokratik şekillenmesi ve parti organları üzerinde söylenmemiş bir politbüro anlayışının ortadan kalkması gerekiyor. Bunu CTP'liler de bilir. Halbuki CTP'ye bu toplumun ihtiyacı vardır ama icraatları hep eleştirilmiştir. Ve toplum, bu yalnız benim ifadem değil, 11 yıl ara verilmiştir ifadesi CTP'nin yaptıklarının esas da ara verme olduğu, barış sürecine ara verme olduğu gibi bir neticeyi doğurur ki bunu süratle toparlanarak CTP'nin temizlemesi lazım. Ama bir kurultay var, partinin içerisinde farklı sesler var. O bizim görevimiz değil tabii. Partililerin görevidir bunu çözmek ama bence sağlıklı çalışan siyasi partilere, Ulusal Birlik Partisi'ne de CTP'ye de toplumun ihtiyacı var. Siyasi yapılanmaya ihtiyacı var. Olacak da. Yani şu anda belki ben şahsen zeminimizin yeterince demokratik olmadığını, üzerinde yaptığımız seçimlerin de sorgulanır olduğunu hep söylerim. Ama çok yakında eğer çözüm olacak diyorsak, hem çözüm için gereklidir, çözüme varmak için, hem çözümden sonra özellikle sağlıklı siyasi partiler bize gereklidir. Ama her şeyden evvel demokrasi sağlayacak olan siyasi partilerin kendi içinde demokrasi olması lazım. Önce kendi işlerini toparlamak lazım. Yani şu anda ne diyor? Parti başkanı delegeleri seçer, delegeler parti başkanını seçer. Parti başkanı milletvekillerini aday gösterir gibi siyasi partiler yasasında çok ciddi değişiklik gerektiren alışkanlıklar var. Bu da zeminin bize izin verdiği sapmalardır. Demokrasiden sapmalardır bunlar. Bunları yaşayamaz demokratik ortamda. İşte o biraz evvel dediğimiz sivil toplum örgütleri buna izin vermez. Check and balance dediğimiz denge unsuru siyasinin, evet, siyasi bütün dünyada bir gül bahçesi ister. Kolay yönetmek ister. Zorlaştıran, siyasetin yolunu zorlaştıran, dikenler de yolunun üzerine koyan sivil toplumdur. Ama toplum yararına. Çünkü siyasetçinin birinci ihtiyacı, bu defa seçimden çıktı, sandıktan çıktık, gelen defa da çıkacak mıyız? Popülizme çok yatkındır siyaset. O popülizmi dengeleyen sivil toplumun güçlü olması lazım. Bu farkındaysanız Kıbrıs konusunda senede bir ya da altı ayda bir yayınlanan Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin raporunun genellikle sonuncu maddesi budur. Sivil toplumun güçlendirilmesi lazım. Çözüme varabilmek için de güçlendirmek lazım. Ama toplumun kendine güvenen, üreten, refah seviyesini yükselten, modern insan haklarına, modern çağa uygun hareket edebilmesinin tek sigortası siyasiler değil, sivil toplum örgütleri. 2004'te aslında sivil toplum örgütlerinin ne kadar kitleleri hareket ettirebileceği, ne kadar baskı grubu olduğunu yaşayarak gördük. O sürecin yeniden başlaması, yaşanması herhalde elzem bir çözüm için. Elzem, yani kelime odur. Olursa iyi olur değil. Çözüm olacaksa, biz de var olacaksak elzemdir. Yani ama şu anda şeyi sevmiyor. Siyaset, sivil toplum örgütlerini sevmiyor. Çünkü bir sorun yaradan, yolunun üzerine dikenler seren. Sivil toplum örgütleri de çok fazla içeriye döndüğü içindir belki biraz. Yeniden hani bu süreç Kıbrıs sorununda bir takım gelişmeleri yaşanabileceğine olan inancı eğer sürüklerse, sivil toplumun da yeniden bu yönde organize olabileceğini düşünenlerden bilmiyorum. Bence de öyledir. Biraz mana yüklemek lazım sivil topluma. Sivil toplum küçük bir zümrenin, bir sınıfın çıkarlarını savunur nokta değildir. Sivil toplum o değildir. Toplumsal yarar önde tutulur. Onun içerisinde mutlaka üyelerinizin, zümrenizin temsil ettiği, mesela ticaret odasını alalım.
Ticari odası dönem dönem toplumsal yararı öne çıkarır ama bu son dönemde mesela herkes son haftada kilitlenmiş ve çözüm platformunu güçlendirmeye çalışırken ticari odası turizm toplantısı yaptı. Evet. Gerekli miydi turizm? Çözüm yönünde aktif olması gereken gerekir. Sivil toplum örgütü. Ki üyeleri için, üyelerinin menfaati için de çözümün. Ama birincil bazen üye birincil çıkarı uzun vadedeki çıkarına tercih eder. Ve der ki tamam ben bugün ya yani yarın kademeler düşürülürse ben tamamım zanneder. Ya da fonlar yükseltilirse. Ya da fonlar düşürülürse. Siyaset, sanayici başka söyler, ticaretçi başka söyler. Halbuki o değil. Uzun vadede var olmayacaksan bugünkü kademenin düşürülmesi, verginin adaletli olması falan seni kurtarmaz ki. Sen var olmayacaksın zaten. Çözümün bize getireceği yararı. Sen var olmak isten, yeşermek isten, büyümek isten. Bizde kurumsallaşma yok. Kurumsallaşmanın olmamasının nedeni sadece ticari yasalar, ekonomik yasalar değil ki. Zeminin kendisi, sen uluslararası sermayeye ulaşamıyorsun. Uluslararası pazarlara ulaşamıyorsun. Uluslararası rekabete ulaşamıyorsun. İnsan haklarına saygılı bir zemin üzerinde oturmuyorsun. Burada neyi yeşertirsin ki? Bu kolay değil. Yani işlerin de, yani bizneslerin anlamında söylerim, yani işletmelerin de mutlaka, mesela bir kitap okudumdu ben, koskocaman bir kitap. Demokrasi ve rekabet arasındaki ilişki. Çok önemlidir bu. Demokrasi yoksa rekabet yoktur. Ama rekabet yoksa demokrasi olmaz. Bizde her ikisinde de sorun var. Peki, çok teşekkür ederiz. Program süresini doldurduk Sayın Ali Erel. Yeniden süreç zaten inşallah öngörüldüğü şekilde başlar ilerlemeye ve tekrar bunları değerlendirmeye devam ederiz. Geldiğiniz için de tekrar teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, bugün adına haftanın ilk günü yeni döneminde yeni Cumhurbaşkanlığı Sayın Akıncı ile birlikte. Tabii bugün mazbatasını alacak Sayın Akıncı saat 5'te ve onu canlı olarak eğer bir aksilik olmazsa ekranlara getireceğiz. Ve bugün yine önemli bir gün, akşama Cumhuriyetçi Türk Partisi Merkez Yönetim Kurulu toplantısı var ve oradan daha önemli kararların alınması bekleniyor. Onu da Diyalog TV'de canlı olarak izleyebileceksiniz sonucunu. Bugünlük bu kadar. Yarın tekrar günü ve gündemi değerlendirmeye devam edeceğiz. Herkese iyi günler.